Herkese merhaba, ben Aslı Özyılmaz. Kanalıma hoş geldiniz. Bu hafta 2018 favorilerimle sizlerle birlikteyim. Umarım beğenerek izlersiniz. ...2018 favorilerimi oluştururken hem makyaj malzemesi hem de bir takım cilt bakım veya saç bakım ürünlerinden sizlere böyle bir derleme yaptım. Bu sene en çok kullandığım ve bittikçe de almayı düşündüğüm ürünleri daha çok seçmeye çalıştım. Belki bazı videolarımda gördüğünüz ürünler olacak bunlardan bazıları. Çünkü gerçekten çok kullandığım için sizlere tavsiye etmek amacıyla diğer videolarda da bunlardan bahsetmiştim. Şimdi sırasıyla önce makyaj ürünlerinden başlayacağım anlatmaya. Daha sonra da cilt bakım ve yine saç bakım ürünlerinden beğendiğim ve sürekli 2018 yılında kullandıklarımı sizlere anlatacağım. Öncelikle çok fazla fondöten kullanmayı sevmediğimi sizlere zaten videolarımda anlatıyorum genellikle. Ama iki tane fondöten önerisinde bulunacağım. Bunlardan bir tanesi Wet n Wild'ın Photo Focus fondöteni. Bu fondöten gerçekten kapatıcılığı ortadan daha yoğuna doğru olan ve cildinizdeki bütün pürüzleri yok edebilen bir kapatıcı. Birazcık spatulası gibi böyle bir aparatı olduğu için uygularken sıkıntı yaratabiliyor. Ama elinizin üzerine alarak tekrar süngerle uygulayabilirsiniz oradan. Ben bu tür sıvı likit fondötenleri genellikle süngerle uygulamayı seviyorum. Bunun tek yani bence dezavantajı kokusu. Çok kimyasal bir kokusu yani böyle açıkçası boya kokusu gibi bir kokusu var. Ama kokunun dışında kapatıcılığı çok iyi. Cildinizde parça parça olmuyor. Gün boyunca gayet güzel bir şekilde sabit bir şekilde duruyor cildinizde. Bu fondöten benim 2018 favorilerimde likit fondöten olarak bulunuyor. Bunun dışında 2018'de yine çok kullandığım hatta ikincisine geçtiğim bitirdiğim bir fondöten de L'Oreal'in Infallible serisindeki bu stick fondöteni. Bu bendeki 160 numaralı olan Sand olanı çok güzel bir fondöten. Yani böyle yok gibi fondöten kullanmayı seviyorsanız genelde stick fondötenler çünkü çok yoğundur. Kalıp gibi durur yüzünüzde. Oldukça böyle kalın bir fondötenmiş gibi gelir. Fakat bu oldukça incecik duruyor. Çok fazla uygulamanıza da gerek yok. Fırçayla çok güzel bir şekilde dağıtabiliyorsunuz yüzünüze. Ve tamamen yüzünüzde gün boyunca sabit bir şekilde kalabiliyor. Ben bunu da çok sık kullandığım için bu iki fondöteni L'Oreal'in stick fondöteni ile Wet n Wild'ın Photo Focus fondötenini fondöten grubunda 2018 favorilerime eklemek istedim. Gelelim makyaj bazı favorilerime. Makyaj bazı olarak da yine iki tane tercih ettim. Bunlardan bir tanesi geçen en son yayınladığım indirim alışverişi videomda da yine sizlere söylediğim Golden Rose'un bu Makeup Primer Mattifying and Pore Minimizing diye söylediği matlaştırıcı ve gözenekleri küçültebilen özellikte olan bu bazı. Gerçekten kadife gibi bir doku oluşturuyor. Fondöten altında çok inanılmaz güzel, yumuşacık bir etki oluşturuyor. Ve fondötenizde yüzünüzde daha uzun süre kalmasını da sağlıyor. Eğer ki T bölgesi böyle biraz yağlanmaya müsaitse, karma bir cildiniz varsa benim gibi ya da birazcık daha yağlı bir cildiniz varsa bunu kesinlikle sizlere tavsiye ederim. Cildinizin gün içerisinde daha az yağlanmasını da özellikle o yağlanan bölgelerin daha az yağlanmasını da gerçekten sağlıyor. Bu birinci önerim baz olarak. İkincisi ise Catrice'in Light Correcting Serum Primer isimli bu hafif ışıltı veren primer'ı. Hafif ışıltı vermesi benim çok hoşuma gitti. Ben böyle çok fazla hani yağlanmaya müsait bir cildim olduğu için çok fazla aydınlatmasını zaten istemiyorum. Bunun ışıltısı o kadar hafif ki candlelight dediği gibi böyle mum ışığı gibi varla yok arası hafif bir aydınlatma yapıyor cildinizde. Bunu fondötenizle karıştırarak da uygulayabilirsiniz. İncecik bir yapısı var. Çok güzel. Böyle hafif bir aydınlık oluşturuyor cildinizde. Üstüne uyguladığınız fondötenle tamamen bütünleşiyor. Aynı zamanda hani cildinizde de yine böyle yumuşacık kadife gibi bir doku da oluşturuyor. Bunu da kesinlikle sizlere öneririm. Catrice'in bu Light Correcting Serum Primer'ına mutlaka bir bakmanızı tavsiye ederim. Bu iki tanesi primer olarak yine benim 2018 favorilerime girdi. Primer demişken gelelim far bazına. Far bazı olarak da Yves Roche'un bu far bazını çok 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 memnun kalarak kullanıyorum. Farımın uzun süre gözümde kalmasını sağlıyor. Farımın gözümün üzerindeki katlanma yerlerine dolmamasını sağlıyor. Uyguladığım likit far olsun veyahut da böyle hafif krem farlar olsun veyahut da toz far olsun. Sabah yaptığım makyajın akşama kadar kalmasını sağlıyor. Çok güzel bir dokusu var. Kadife gibi böyle çok güzel bir doku oluşturuyor göz kapağınızın üzerinde. Göz çevrenizde aynı zamanda böyle hafif çizgiler varsa o çizgilere de dediğim gibi farın dolmasını engelliyor. O yüzden 2018 favorilerime far bazı olarak da Yves Roche'un bu ürünü girdi.
Gelelim concealer favorime. Yani bu sene içerisinde en fazla tükettiğim, en fazla bitirdiğim ürün olarak gerçekten çok severek kullandığım bu Maybelline'in Instant Anti-Age Eraser isimli kapatıcısı efsane bir kapatıcıydı. Hala da şu hiç açılmamış ambalajı diğerleri bittikten sonra kullanılacak olanlar arasında çok severek kullandığım bir ürün. Bir kere en sevdiğim özelliği de şu, yani illaki fondöten uyguladıktan sonra kapatıcı uygulamanıza gerek yok. Bunun öyle bir özelliği var. Normalde hani kapatıcı uyguladığınızda eğer cildinizde bir fondöten yoksa cildinizde tam bütünleşmez ve orada böyle farklı böyle bir beyaz bir görüntü olur. Cildinizde aynı tonda olmadığı için, aynı dokuda olmadığı için. Fakat bunda öyle enteresan bir özellik var ki hiç fondöten uygulamasanız bile yüzünüze kapatıcı olarak ve hatta bazı yerlerde sivilceler varsa oralara da uygulayabilirsiniz. Fondöten uygulamadan da uygulanabilirsiniz. Bilen bir kapatıcı. Yine fondötenle birlikte de kesinlikle çok güzel uygulanabilen bir kapatıcı. Ben bu sünger başlığını da gerçekten çok seviyorum. Pek çok eleştiri oldu bu sünger başlıkla ilgili. Hijyenik değil, şöyle değil, böyle değil diye. Ben kesinlikle öyle düşünmüyorum. Zaten bir tek siz kullanıyorsunuz kullanırken. Kapağını kapatıyorsunuz bu şekilde. Hiçbir şekilde benim göz altımda bir alerji veyahut da bir başka bir şey olmadı. O yüzden bunu da 2018 favorilerime eklemek istedim. En sevdiğim ürün olarak. Gelelim far olarak sizlere önereceğim en sevdiğim farlara. Bunlardan bir tanesi krem farlardan. Yani çok az vaktim olduğunda hızlı bir makyaj yapmam gerekiyorsa yüzümde böyle çok donuk veya ölü bir görüntü olmasın diye severek uyguladığım ve pratik uyguladığım, hemen böyle parmağımla pıt 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 gözümün üzerine uyguladığım bir far olduğu için bunu sizlere öneriyorum. Bu da Maybelline'in Color Tattoo serisinden On and On Bronze isimli farı. Böyle hafif bakır tonlu, gri bakır tonlu, çok güzel bir far. Yumuşacık, hiçbir şekilde de kurumuyor. Gözünüzün üzerine dağıtıyorsunuz ve gözünüzün en önemli özelliği göz kapağının üzerindeki o çizgilerin arasına da dolmuyor. Ben tabii altına mutlaka bir far bazı uyguluyorum. Far bazının üzerine bunu uyguluyorum. İstediğim yerleri biraz daha yoğunlaştırıyorum. Bazen bazı yerleri birazcık daha az sürüyorum. Bu şekilde gölgelendirmeli gibi de kullanıyorum. Böyle elimin üzerinde gördüğünüz gibi zaten bunu herkes biliyordur. Bu Color Tattoo serisinden birkaç tane daha renge baktım. Çok güzel renkleri var. Fakat benim için, benim tenime ve benim için en beğendiğim renk olarak bu On and On Bronze girdi. Ve 2018'de de en çok kullandığım tekli farlardan bir tanesi oldu. Far paleti olarak 2018'de en çok kullandığım paletleri göstereceğim size. Ama dediğim gibi bu hafta içinde yayınladığım videomda da aslında gösterdim. Yani hem çok sevdiğim paletler olduğu için onları oraya eklemiştim sizlere tavsiye etmek amacıyla. Fakat 2018'de de en çok kullandığım ürünler bunlar olduğu için yine buraya da aynı şekilde eklemiş oluyorum onları. Çok severek kullandığım 3 tane far paleti göstereceğim şimdi sizlere. İlki Pastel'in Nude Eyeshadow paleti. Eğer ki toprak tonlarını tercih ediyorsanız, toprak tonlarını uygulamayı seviyorsanız kesinlikle bu palete bayılacaksınız. Evet, tozutması biraz var. Uygularken bazen birazcık tozutabiliyor, dökülebiliyor. Ama eğer ki sizin için tozutma problemi sorun değilse, renkleri bakımından çok sevdiğim, benim tenime de uyduğunu düşündüğüm bir far paleti olduğu için bunu sizlere de 2018 favorilerime eklemek istedim. İçerisinde geçiş rengi olarak kullanabileceğiniz mat renkler ve aynı zamanda da ışıltılı renklerde oluşan bu toprak tonlarındaki palet benim en çok kullandığım paletlerden bir tanesi. Bunun dışında yine en çok kullandığım far paletlerinden bir tanesi L'Oreal'in yine daha önceki videomda da gösterdiğim Cherry My Cherry isimli far paleti. Bu da yine 2018'de sürekli elimin altında olan kullandığım makyaj malzemeleri arasında duruyor. Ya bunu ya dediğim gibi pasteli gün aşırı bir tanesini kullanıyorum. Bunda da şeftali tonlu ve yine hafif böyle sütlü kahve tonlu renkler var. Bunun da yapısını ve aynı zamanda böyle hafif şeftaliye bakan ışıltılı renkleri uygulamayı çok seviyorum. Başka bir far paletinden uygulasam bile sadece buradaki ışıltılı tonu parmağımla alıp tam göz kapağımın orta yerine koyduğum zaman bir anda makyajın rengini değiştirmiş oluyor. Bunu da çok beğendiğim far paleti olarak 2018 favorilerime eklemek istedim. Son olarak sizlere Revolution'dan çok severek kullandığım 2018 yılındaki favorilerime giren bir paleti göstereceğim. Bu da Fortune Favors the Brave far paleti. Bunu göstermemin nedeni, bunu favori olarak eklememin nedeni içerisinde çok fazla sayıda renk olması, renk alternatifi olması. Dolayısıyla farklı makyajları buradan çıkarabiliyorsunuz. Şöyle gösterirsem sizlere, kocaman da bir aynası var kapattığım yerde. Makyajınızı da gayet rahat bu aynayı kullanarak uygulayabiliyorsunuz. İçerisinde
hem toprak tonları var, hem böyle mavili tonlar, lacivertli tonlar var, morlu renkler var içerisinde çok güzel, pembeliler, ışıltılar, altın yaldızlı olanlar, işte haki tonlar var, aynı zamanda baz olarak kullanabileceğiniz tonlar da var. Çok güzel bir far paleti. Bunu da o yüzden çok kullandığım için, renkli makyaj yapmak istediğimde de farklı renkler olduğu için favorilerime eklemek istedim. Dediğim gibi 3 tane far paleti, Pastel'in Nude Eyeshadow, L'Oreal'in Sherry My Sherry, ve Revolution'dan da bu Fortune Favors'lı Brave far paletleri benim 2018'de en çok severek kullandığım far paletleri oldu. Bu yıl en çok kullandığım, memnun kaldığım bir rimel ve bir de rimel bazı göstereceğim şimdi sizlere, maskara bazı. Bunlardan bir tanesi maskara bazı olarak Paradise Ecstatic'in primer'ı. Rimel olarak da yine Paradise Ecstatic'in klasik maskarası. Yoğun bir kıl yapısı, yoğun bir fırçası var. Bir süre kullandıktan sonra hemen topak topak olmaya başlıyor bu maskara. Fakat nasılsa yani bu fırçanın yoğunluğu ve üzerindeki o maskaraların, hani böyle kalan boyaların gözünüzde topak topak olacağını zannediyorsunuz. Uygularken kesinlikle böyle durmuyor. Yani burada hani birikmiş olan rimelin fırçayla uyguladığınızda kirpiklerinizde hem kirpiklerinizi birleştirerek yoğun görünmesini sağlıyor, hem de onları tek tek ayırıyor ve uzatıyor. Gerçekten çok güzel bir maskara olduğu için, çok beğenerek kullandığım için bunu favorilerime eklemek istedim. Aynı şekilde primer olarak da bu serinin primerını da çok beğenerek kullanıyorum. Çok böyle uzatmasını sağlıyor ve bu kendi maskarasının altında da çok kullanışlı bir şekilde uygulayabiliyorsunuz. Diğer maskaralarla da çok başarılı uygulanabiliyor. Kirpiklerinizi hem ayırıyor hem uzatıyor. Üstüne maskaranızı uyguladığınız zaman da daha yukarı kaldırmış bir şekilde kirpiklerinizin daha uzun bir görünüme kavuştuğunu görüyorsunuz. O yüzden bunlar da benim 2018 favorilerimde sizlere önereceklerim listesine girmiş oldu. Bu sene en sevdiğim seriyi L'Oreal çıkardı. L'Oreal'in Wake Up and Glow serisi her ürünüyle benim için favoriler listesindeydi aslında. Bunlardan en sevdiğim ürünlerden bir tanesi Lovey and Glow isimli bu aydınlatıcı paletiydi. Ben bunu hem far paleti olarak çoğunlukla kullandım, hem de aydınlatıcı olarak da kullandım. Bu çift yönlü kullanımından dolayı da gerçekten çok memnun oldum. Şimdi burada gördüğünüz renklerden şu ikincisini ben sıklıkla far olarak göz kapağımın üzerinde kullandım. Baştaki gördüğünüzü de göz pınarıma doğru aydınlatmak için kullandım. Aynı şekilde buradaki şu üçüncü numaralı koyu rengi de gözlüğümün tam bitiş köşesini hafif birazcık daha koyultmak amacıyla kullanarak buradaki renklerden böyle geçişli bir far uygulaması yaptım aydınlık bir şekilde. Far uygulamasına çok müsait olduğu için ve aynı zamanda aydınlatıcı olarak da çok güzel kullanılabildiği için içerisindeki bu bronz tonlarla çok güzel böyle bronz makyajlarınızı aydınlatıcı olarak kullanabilirsiniz. Veyahut da açık tonlarla da yine sonbahar ve kış dönemlerinde de aydınlatıcı olarak kullanabileceğiniz çok güzel bir palet olduğu için bunu favorilerime 2018'de en çok kullandığım aydınlatıcı olarak eklemek istedim. Şimdi sizlere bir kaş ürünü önerisinde bulunacağım. Bu da yine bu sene çok beğenerek kullandığım ürünlerden bir tanesiydi. L'Oreal'in Brow Artist Expert isimli bu kaş kalemini çok beğenerek kullandım. Bendeki rengi koyu olan tonlardan Warm Brunette 108 numaralı rengi. Şöyle hafif eğimli ve yassı bir ucu var. Kaşlarınızın çıktığı istikametten böyle uygularken kaşlarınızın da incinmeden boyamanızı sağlıyor. Benim zaten kaşlarım koyu olduğu için aralarda bazen hafif boşlukları kapatarak daha böyle kalıp gibi görünmesini istediğim zamanlarda bunu kullanıyorum. Bunun en güzel özelliği dediğim gibi hem yumuşaklığı hem uygularken böyle kaşlarınızı zedelemeden çizebilmeniz, çok ince uçlu, sert olan kalemler gibi değil. Hem de arka tarafında bir fırçası var. Kaşınızı uyguladıktan sonra fırçalayarak, tekrar çizerek, tekrar fırçalayarak hem kaşınıza biçim vermiş oluyorsunuz, hem de fırçasıyla kalemin bir arada aynı ürün üzerinde olması bence gerçekten çok kullanışlı olduğu için bunu da favorilerime ekledim. Göz kalemi olarak da bir favori listeme giren ürün var. Bu da MAC'in Teddy isimli kalemi. Hafif içinde ışıltılar olması ve kahverengi tonlu olmasından dolayı bunu çok seviyorum. Hem far uygulamasından sonra üst kirpik diplerimi koyutmak amacıyla hem de göz içime, alt tarafa bazen böyle hafif birazcık daha dumanlı bir görünüm vermesi adına bu kalemi uyguluyorum. Bazen de far olarak sadece uygulayıp göz kapağımın üzerinde dağıtıyorum. Dediğim gibi kalem olarak veya far olarak da uygulanabilen bir ürün olduğu için 2018 favorilerine bu da girdi. Diğer bir favori ürün Essence'ın All About Matte isimli bu sabitleyici pudrası. Sabitlemek adına göz altımdaki concealer'ı sabitlemek ve aynı zamanda fondötenin de yüzümün yağlanan bu T bölgesinde çizgilere dolmamasını sağladığı için bu ürünü gerçekten çok beğendim. Çok severek kullanıyorum. Sürekli elimin altında. Diğer hani böyle dökülebilen toz ürünler gibi olmadığı için de kullanışlık adına da bu fayda sağlıyor. Çünkü bildiğiniz gibi diğer toz ürünleri kapağın üzerine döküyoruz, oradan alıyoruz. Biraz kapakta hem
ziyan olmuş oluyor ürün. Kalan ürünü atmak zorunda kalıyoruz. Hem de etrafa çok fazla yayılıp toz saçılabiliyor. Bu kullanışlı da bir ürün. Kompakt, sıkıştırılmış bir pudra. Bu şekilde kullanımı da çok pratik olduğu için ve gerçekten makyajı sabitleme ve aynı zamanda yüzdeki yağlanmayı da engellediği için ben bu ürünü çok severek kullanıyorum. Dedim ya, L'Oreal'in Wake Up and Glow serisi benim bu sene en çok kullandığım, en beğendiğim favori setimdi diye. O yüzden yine bu ürünleri söylemeden geçemeyeceğim ama çok fazla da anlatmayacağım. Çünkü sizlere daha önce bu hafta içinde yayınladığım videomda da bunlardan bahsettim. Sadece ürünleri göstererek geçeceğim. Bronzer olarak vazgeçemediğim Back to Bronze L'Oreal'in ve yine allık olarak da L'Oreal'in Life is a Peach adlı ürünü benim favori listemde. 2018'in bence 2018'e damgasını vuran ürünler oldu makyaj ürünleri olarak. Gerçekten tonları ve yoğunluğu, çok fazla pigmentasyonu yüksek olmadığı için çok kolay uygulanabilip çok kolay dağıtılabilen ürünler olduğu için kesinlikle efsane ürünler. Bittikçe de alacağım ürünler. Yani diyorsanız ki hani makyaj ürünü seti yapacağım kendime, bir tane ürün alayım ve başka bir şey almayayım, bu bana hani bayağı bir süre yeterli olsun, alternatifini aramayayım, kesinlikle bunlara bakmanızı öneririm. Yani bu ürünler elinizdeyse, makyaj çantanızdaysa, bu tür bronzer veya allık olarak kesinlikle başka bir ürün arayışına girmezsiniz. Bunu da garanti ediyorum. Makyaj ürünleriyle ilgili favorilerim bitti. Şimdi gelelim diğer kozmetik ve saç ürünleriyle ilgili sizlere 2018 yılında kullanıp memnun kaldığım, favori olarak göstermek istediğim ürünlere. Bunlardan ilki yine kozmetik ürünlerden başlayacağım. Bir serum. Bu Yves Rocher'un Elixir Jeunesse isimli serumunu çok 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 beğenerek kullandım. Detoks etkisi olan bu serum hem gündüz hem gece kullanılabilen serumlardan. İçerisindeki içerik bakımından hani gün ışığında sıkıntı yaratmıyor cildinizde. Ben bunu makyajımı temizledikten ve yüzümü tonikledikten sonra uyguluyorum. Üzerine de nemlendiricimi uyguluyorum. Gerçekten çok memnunum. Cildimin birazcık daha düzelmesini, var olan izlerin ve sivilce lekelerinin yavaş yavaş yok olmasını, daha aydınlık bir hale gelmesini ve gün sonunda aslında şehrin kirliliğinden ve o bir takım makyaj ürünlerinden cildimizde kalan o kimyasalların etkisini birazcık daha azaldığını hisseder hale geldim. Sabah kalktığımda yüzümün daha aydınlık, daha ışıltılı olduğunu gün be gün, her geçen günde bunu gözlemledim. Anti-pollution ve aynı zamanda cildin onarılmasıyla ilgili de bir özelliği olduğu için bu tür bir ürün arayanlara kesinlikle tavsiye ederim. Diğer bir cilt bakımı ile ilgili favori ürünüm sivilce jeli olan bu Neutrogena'nın SOS kremi. Bunu daha önce yine bir videomda sizlere ben göstermiştim. Favorilerime girmişti. Ama 2018 favorilerim olarak, yani bir takım sivilce ürünleri kullandım ben. Zaman zaman hepimizde olduğu gibi bende de bir takım sivilceler oluyor. Ve bunları oynadığım için de daha böyle kötü bir hale getiriyorum yüzümde. Fakat bunu sürdüğümde gerçekten onun söndüğünü, akşamdan sabaha hemen etkisini gösterdiğini, kızarıklığın biraz azaldığını, hafif küçülmeye başladığını ve 2-3 gün içerisinde de yok olur duruma geldiğini gözlemledim. Tüp neredeyse bitmek üzere. Çok uygun fiyatlı bir ürün. Bütün marketlerde bulabileceğiniz bir ürün. 2018 favorilerime sivilce jelleri içerisinde en beğendiğim ürün olduğu için eklemek istedim. Son dönemde kullandığım, çok beğendiğim, hatta bu videoyu aslında ben Aralık ayı favorilerim olarak çekmek istiyordum. Fakat Aralık ayı içerisinde hem Aralık favorilerim hem de 2018 favorilerim gibi iki tane benzer yapıda video olmaması adına sadece 2018 favorilerimi çektiğim için bu videoya da dahil etmek istediğim bir ürün var. O da son dönemde piyasaya, Türk piyasasına da giren Simple'ın makyaj temizleme yağı. Ben daha önce bu tür yağlı ürünleri makyaj temizliğinde kullanmamıştım. Simple benim ilk kullandığım ürün oldu bu anlamda. Makyajımı hep miseler suyla temizledikten sonra jelle de yıkıyordum. Fakat bu bazı makyaj ürünlerinin cildimizden tam olarak jellerle veya misel sularla çıkmadığını öğrendikten sonra benim listeme giren bir ürün oldu. Şu anda her akşam makyajımı temizlerken mutlaka yüzümü öncelikle bununla temizliyorum. Bunu da şöyle elinize iki damla kadar avucunuzun içine alıyorsunuz. Zaten yağ olduğu için hemen dağılıyor. Yüzünüzü bununla bir güzel ovuşturuyorsunuz. Gözlerinizdeki rimeli bile, her şeyi tamamen bununla ovuşturuyorsunuz. Daha sonrasında yüzünüzü yıkıyorsunuz. Suyla temas ettiği zaman suyun çok soğuk olmamasına dikkat edin. Ilık bir su olacak, çok da sıcak da olmayacak. Çünkü yağlı bir ürün olduğu için zaten sıcak suyla daha kolay yüzünüzden çözülebiliyor. Ama kaynar suda bildiğiniz gibi cildimize zararlı. O yüzden ılık suyla yüzünüzden bunu yıkıyorsunuz. Suyla temas ettiği anda hafif beyazımsı bir renge dönüşüyor. Böyle tonu hafif beyaz krem gibi, süt gibi oluyor. Ve yüzünüzden yıkadıktan sonra da bunu
Üzerine jelle veya bir köpükle yüzünüzü tekrar yıkıyorsunuz ve böylece tüm makyaj kalıntılarını yüzünüzden çıkarmış oluyorsunuz. Kullandığımız bazı ürünler makyaj malzemeleri içerisinde özellikle fondötenler veya da bir takım makyaj bazları, silikon içerikli olanlar vesaire bunun gibi ürünler yağ bazlı olduğu için, yağı da ancak yağ çözebildiği için böyle yağlı ürünlerle cildin temizliğinin yapılmasının çok önemli olduğunu öğrendim. Örneğin cildimizde oluşan sivilcelerin, gözeneklerin tıkanmasından kaynaklandığını, bu gözenekleri tıkayanların da aslında işte bu yağ bazlı veya bir takım kimyasallar içeren makyaj malzemelerinden kaynaklandığını, bunların da ne yazık ki miseler sularla, pamuklarla temizleyip jellerle yıkandığını tam olarak çıkmadığını öğrenince dediğim gibi bunu kullanmaya başladım ve cildimde de gerçekten bir aydınlanma ve iyileşme olduğunu da gözlemledim. Uygun fiyatlı bir ürün. Şu anda da zaten indirim döneminde bu ürünlerde. Çok memnun kaldığım bir ürün. 2018 favorilerimdeki bir ürün oldu. Bu yıl en severek kullandığım roll-on deodorant Sebomed'in bu balzam deodorantı. Bu hassas ciltler olan içini ben kullanıyorum. Zaten bu da bitmek üzere şu anda. Alüminyum içermediği için, alkol içermediği için çok sevdiğim bir ürün oldu. Hafif böyle beyaz gibi oluyor uygulamada. Fakat hiçbir şekilde kıyafetlerinizde de böyle beyaz beyaz bir leke de yapmıyor. Çok da güzel böyle sabun gibi, bebek pudrası gibi bir kokusu var. Ben bu kokusunu da çok seviyorum. pH 5,5 olduğu üzerinde yazıyor. Paraben içermiyor, alkol içermiyor ve aynı zamanda da alüminyum da içermediği için, özellikle alüminyum içermediği için ben bu ürünü tercih etmiştim. Çok da memnun kaldım. Bitince de tekrardan alacağım ürünler listesine girdi. O yüzden bunu da 2018 favorilerime eklemek istedim. Makyaj ürünlerini anlatırken söylemeyi unuttuğum bir ürün oldu. Aslında tam olarak makyaj ürünü olmasa da daha çok cilt ürünleri kategorisine de giriyor bence. Diadermi'nin Hydralist olan bu mucizevi nemlendirici spreyi. Şimdi bu cildimizi nemlendirmek için kullandığımız spreylerden bildiğiniz gibi yüzünüze fıs 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 diye böyle 15-20 santim uzaktan sıkıyorsunuz ve cildinize nem veriyor. O su kaybını engellemiş oluyor. Biraz kokusu, gül kokusu gibi bir parfüm var içerisinde. Hafif böyle bir koku var. Ama o kokunun dışında ben bunu cildimi nemlendirmek adına kullandığım gibi daha çok makyajımı yaptıktan sonra yüzüme sıkarak, sanki bir sabitleme spreymiş gibi sıkarak o pudralı olan ürünlerin birbirine karışmasını sağlıyorum. Bu anlamda en çok sevdiğim ürün kesinlikle. Hem fiyatı uygun hem de spreyinin püskürtmesi, göstermeye çalışacağım. Gördüğünüz gibi zerreler halinde o kadar güzel dağılıyor ki yani böyle pıst deyip de tek bir noktaya değil birçok noktaya ve çok küçük küçük zerreler halinde dağıldığı için yüzüme bunu sıktığım zaman bronzer, allık ve buradaki aydınlatıcının birbirine karışmasını ve yüzümde de çok güzel bütün bir şekilde durmasını sağlıyor. Herhangi bir şekilde cildime bir tahribat yapmadı, sivilcelenme yapmadı. Hiç makyaj yapmadığım zamanlarda da özellikle yaz dönemlerinde böyle cildime bir nem vermesi adına da yine bunu kullanıyorum. Aynı zamanda çantanızda taşıyıp gün içerisinde de yüzünüze bunu uygulayabilirsiniz. Böyle bir ürün eğer ki arıyorsanız buna bir bakmanızı öneririm. Benim 2018 favorilerime girdi. Bitmek üzere olduğu için hemen de yanına bir yedeği de geldi. Bu şekilde size bu ürünü tavsiye ediyorum. En sevdiğim vücut nemlendiricisi olarak favorilere giren bir ürün Neutrogena'nın Hydro Boost serisinden bu jel kremi. Bu kavanoz tipinde olan jel kremi özellikle çok güzel. Şöyle size yapısını göstereceğim. Gördüğünüz gibi böyle mus gibi bir yapısı var. Bunu cildinize sürdüğünüz zaman yumuşacık yapıyor ve bütün gün boyunca bu cildinizdeki nem inanılmaz bir şekilde kaymak gibi cildinizde kalıyor. Cildiniz eğer pul pul dökülüyorsa, biraz kuru bir yapısı varsa duştan, banyodan sonra tüm vücudunuza bunu uygulayabilirsiniz. Kuruyan yerler, dirsekler olabilir, dizler olabilir, hatta ayaklarınız olabilir. Bütün vücudunuza bunu uygulayabilirsiniz. Çok da güzel, böyle inanılmaz yumuşacık, çok güzel bir kokusu var. Çok fresh bir kokusu var. Ben bu kremi uygulamayı çok seviyorum. Sizlere de o yüzden bu Neutrogena'nın kavanoz tipi olanını özellikle öneriyorum. Diğer likitlerdense ben bunu daha çok beğendim. Bu da kullandığım herhalde ikinci ya da üçüncü kavanozumuz. Aile boyu kullanılabilen bir ürün aynı zamanda. Benim de favorilerime girmiş oldu. Son olarak 2018 favorilerimde iki tane saç ürünü göstereceğim sizlere. Bunlardan bir tanesi bir şampuan. Leave Clean'in şampuan serisi. Bunun daha önce başka bir versiyonu da kullanmıştım bu seride. Farklı farklı olanların argan yağlısını kullanmıştım. Çok çok beğenmiştim. Bu elimdeki ise Hindistan cevizi sütlü olan şampuanı. Saçları nemlendirme özelliği var. Küçücük bir miktarı kesinlikle saçlarınızı tertemiz yapmaya yetiyor. Aynı zamanda zararlı kimyasallar içerisinde bulunmadığı için de bu benim favorilerime girmiş oldu. %98 oranında tamamen bitkisel içeriklerden oluşuyor. SLS, paraben, fosfat, fitalat gibi bir takım, gluten gibi kimyasallar içerisinde barındırmıyor.
Çok güzel, çok temiz içerikli bir ürün olduğu için ben bunu çok severek kullanıyorum. Tek dezavantajı fiyatı biraz diğer piyasadaki şampuanlara göre evet yüksek bir şampuan. Onda da indirim dönemlerini takip etmenizi tavsiye ederim. Zaten bitmeyen indirimler var sürekli birçok mağazada. %50 indirimle bunları gayet güzel bir şekilde satın alabiliyorsunuz. O yüzden bu ürünü ben çok memnun kaldım. Saçlarımdaki yumuşaklığı, saç diplerimdeki dokusu bakımından çok memnun kaldığım için 2018 favorilerime şampuan olarak bunu eklemek istedim. Son saç ürünüm ise Urban Care'in Macadamia Fusion isimli, Macadamia Oil Fusion isimli bu spreyi. Bu aslında bir saç kremi ama saç kremini saçlarınızı yıkadıktan sonra kurutma aşamasından önce kullanıyorsunuz. Saçlarınıza sıktığınız zaman hem daha güzel taranmasını, kolay taranmasını sağlıyor, hem de saçlarınızı yumuşacık ipek gibi yapıyor ve aynı zamanda elektriklenmeyi de birazcık alıyor. En çok kullandığım bu tür ürünlere girdiği için bunu da favoriler listeme ekledim. Şimdi gelelim bu haftaki yılbaşı hediyelerine. Bildiğiniz gibi bundan 3 hafta önce başladığım ve yılbaşı yaklaşana kadar her hafta sonu sizlere bir hediye, bir çekiliş yapacağım dediğim 4. çekilişime ve bu ayın son çekilişine geldik. Şimdi burada sizler için yine bir takım hediyeler seçtim. Bunları aslında bu hafta içinde size yayınladığım videoda bazılarını da göstermiş oldum. İlk önce bu Be Beauty'den sizlere bir far paleti hediye olarak göndermek istedim. Bu far paletini ben kendim de çok severek kullandığım için sizler için de düşündüm. Renkler, pigmentasyon şahane. Buradaki renklerle çok güzel geçişli bir far elde edebilirsiniz. Bununla birlikte buna çok uyduğunu düşündüğüm, bu renklerle birebir gerçekten tırnaklarınızda çok güzel duracağını düşündüğüm Peace and Love isimli Be Beauty'nin yine böyle ikili bir oje seti var. Yılbaşı için çıkmış çok güzel şirin bir ambalajda. Bunu da hem ışıltılı olan bir oje var hem de mat olan var. İsterseniz biri size biri bir arkadaşınız olarak da yine bunu değerlendirebilirsiniz. Bu da bu far paletiyle birlikte sizlere gelecek. Bu renklerle bu farla çok uyacağını düşündüğüm için Wet n Wild'dan In the Flesh isimli bu hafif mat görünümü olan Wet n Wild'ın çok sevilen rujlarından bir tanesini size hediye olarak göndermek istedim. Paketi tamamen kapalı, açıp rengini göstermiyorum şu anda. Bunların yanında makyajınızı tamamlamak adına bir de sizlere pastelden bir allık göndermek istedim. Bu da 303 numaralı pastelin bu Profession serisindeki allıklarından. Çok güzel bir tonu var. Özellikle böyle soğuk tonları birazcık daha sevenlere çok yakışacak bir renk. Onunla birlikte bu bir makyaj seti olduğu için iki ürün daha eklemek istedim. Bir tanesi siyah bir göz kalemi. Bu siyah göz kalemi yine asansörlü yapıda olan böyle bir göz kalemi var. Ucunu hiç bozmuyorum. Bu size hediye olarak gelecek. Ve bir de Golden Rose'un Maximize isimli maskarası. Buradaki setle makyajınızın hepsini tamamlayabilirsiniz. Bunlarla birlikte iki tane de küçük böyle mini ürünler daha eklemek istedim ki bunlardan bir tanesi burun bantları. Bu Watson'da satılan Nose Pore Strip isimli bu kömürlü olan burun üzerine yapıştırıp gözenekleri temizlemeye yarayan bir temizleyici bant seti. 10 tane varmış içerisinde. Bu da size gelecek. Ve bir tane de yine Beauty Formulas'ın aktif karbon içeren bu maskesi var. Tek kullanımlık bir maske. Cildinize bunu yaptıktan sonra soyarak çıkararak cildinizdeki gözeneklerin birazcık daha temizlenmesini sağlamış oluyorsunuz. Bütün bunların hepsini sizlere böyle bir makyaj çantası içerisinde göndermek istedim. Bunların hepsini makyaj çantasına koyarak içinizden birisine bu hediyeleri göndereceğim. Şöyle ki bu hediyelere sahip olabilmek için yapmanız gerekenler neler onlardan da bahsedeyim. Öncelikle videomu beğenmeniz gerekiyor. Daha sonra kanalıma abone olmanız gerekiyor eğer abone değilseniz. Ve aynı zamanda aşağıdaki yorumlar kısmına bana bir yorum yazmanız gerekiyor. Bu yorum dediğim gibi sadece bir emoji de olabilir veya bir cümle de yazabilirsiniz. Hiç önemli değil. Bu şekilde çekilişe katılmış olacaksınız. Çekilişin sonucunuysa önümüzdeki hafta bu videonun altında yayınlayacağım. Çekilişleri hep 7 gün sonrasında ben yapıyorum. Bu şekilde de hediyeleri kazanan kişiye kendisiyle iletişime geçerek göndereceğim. Bugünkü videonun sonuna geldik. Umarım videomu beğenerek izlemişsinizdir. Şimdiden hepinizin yeni yılını kutluyorum ve 2019 yılının hepinize tüm dileklerinizin gerçekleşeceği, mutlu, huzurlu, sevdiklerinizle birlikte geçireceğiniz barış dolu, keyifli günler getirmesini diliyorum. Videomu beğendiyseniz lütfen aşağıdaki beğen butonuna tıklamayı ve bu videoyu sosyal medyada arkadaşlarınızla da paylaşmayı unutmayın. Kanalıma eğer yeni geldiyseniz şuraya tıklayarak abone olabilir ve aşağıdaki küçük zil işaretine basarak kanal bildirimlerinizi açabilirsiniz. Böylece düzenli olarak yayınladığım videolardan haberdar olmuş olursunuz. Bir sonraki videomda ve gelecek yıl görüşmek üzere, hoşça kalın.